Herkese merhaba. Easy Turkish'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Üsküdar sahilindeyiz. Burada insanlara İstanbul'da ne yaptıklarını, ne zamandır burada yaşadıklarını, niçin burada yaşadıklarını sorduk. Hepinize iyi seyirler dileriz. Merhabalar. Merhaba. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Evet, İstanbul'dayım. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Evet. İstanbul'da yaşıyorum, evet. Nerede yaşıyorsunuz İstanbul'un neresinde? Üsküdar'da burada. Ataköy'de. Ataköy. Ataköy karşıda. İstanbul Ümraniye. Ümraniye. Evet. Neresinde yaşıyorsunuz İstanbul'u? Allah'ın unuttuğu bir yerde. Neresi? Sancaktepe. Sancaktepe. Aynen. Bayağı şeydi hakikaten. Aynen. Beykoz. Bu Üsküdar Validetlik, Zeynep Kamil'de. Buraya yakın yani. Evet, buraya yakın. Neden İstanbul'da yaşıyorsunuz? Çünkü daha merkezi bir şehir ve okul ve iş avantajları daha yüksek. Geleceğini planlayan bir insan olarak da böyle şeylere dikkat ediyorum. Ailem İstanbul'da olduğu için yani pek seçenek kalmıyor. Burada çalışıyorum. İstanbul daha güzel. Böyle nasıl ben sana anlatayım? İnsanları daha sıcakkanlı, daha iyi. Onun için. Burada çalışıyor musunuz? Yani aileniz mi burada? Neden geldiniz İstanbul'a? Ben okuyorum burada. Okuyorsun. Yani moda tasarım bölümü okuyorum. Tasarım bölümü okuyorum, hem de çalışıyorum aynı yerde. Anladım. Neden buradayım? Çok güzel bir soru. Bunu ben de bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Seviyorum burayı. Yani kentsel yaşamı daha çok seviyorum. Burası da çok kentsel. O yüzden. Yani öyle. Fazla kentsel değil mi? Bu sizi hiç rahatsız etmiyor. Kentsel beni çok rahatsız ediyor. Ama yine de seviyorum. Ayrılamıyorsun yani. Bir zaman sonra artık buradan biri oluyorsun. Böyle bir kent hayatına çok mu alıştınız artık? Yani? Aynen. Çok alıştık. Hatta bayağı alıştık. Peki kalabalığı mı daha çok seviyorsunuz yoksa biraz daha yalnızlık? Ben nefret ederim. Ama daha şey geliyor yani, bir de bizim kuşağa göre daha okey yani. Ama yoksa doğa insanıyım da. Yani doğma büyüme buradaydım. Okulum, işim hep burada oldu. Yani hayatım burada devam ediyor. Şehir dışına, yurt dışına çıkıp geliyorum ama hayatım burada yani şu an. Yani doğduğunuzdan beri İstanbul'dasınız. Evet. Çünkü hani burada işlerim oluyor da ondan dolayı yani. Başka bir ülkeye gitmek istemiyorum. Peki neden İstanbul'da yaşıyorsunuz? İstanbul genel merkezi, her yere yakın ve genel olarak geleceği olan bir yer olduğundan dolayı. Her şeyi yapabilirsiniz ondan dolayı. Ya şöyle, ailemiz zaten, benim annem babam da doğma büyüme İstanbullu. Aslen Edirneliyim baba tarafından. Ama burada doğdum yani, buraya alışkınım. İstanbul dışında da açıkçası kendimi başka bir yerde hissedemiyorum. O yüzden buradayım. Peki İstanbul'a neden bu kadar kendinize ait hissediyorsunuz? Sizi burada bu kadar tutan, çeken şey ne? Ya şimdi doğduğunuz yer mi, doyduğunuz yer mi diye sorsak, ikisi de burada. Yani burada kazanıyorum, burada çalışıyorum. Ya burada okudum. Her şeyim burada gerçekleşti. Şimdi buradan çıkıp gitmek, yeni bir heyecan aramak gibi bir şey. Evet. Düşünmüyorum yani. İstanbul'da seviyorum. İstanbul güzel bir şehir. Birçok kültürü içinde barındırıyor. Ona istinaden mutluyum yani. Mutlu olduğum için buradayım diyelim. Peki İstanbul'un en sevdiğiniz özelliği nedir? İstanbul'un sevdiğim bir özelliği yok. Yok mu? Yok. Denizi seviyorum. Ondan sonra neyi seviyorum başka? Yani güzel, yani kalabalık bir şehir, eğlenceli falan. Ama sevmediğim tarafı da şu, deprem gerçeği var öncelikle. O biraz çok korkutucu bir gerçek. Onun dışında Sancaktepe taraflarında yaşadığım için oraları pek sevmiyorum. Başka bir de çok fazla ormanlık alanı yok. Yani böyle baktığımız zaman hep şey görünüyor. Kent yani, hep ev görünüyor. Orası birazcık sıkıntılı yani. Yani güzel tabii ormanlık yerleri var ama dediğiniz gibi genel olarak baktığın zaman İstanbul taştan yapılmış bir yere dönüştü. Aynen öyle. Patreon'da her bölümden sonra sizler için egzersizler hazırlıyoruz. Eğer sizler de dil öğrenme sürecinizi daha verimli geçirmek isterseniz, açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak Patreon'da herhangi bir kademeye abone olabilirsiniz. Tüm bu kalabalığa, yorgunluğa, yoğunluğa rağmen İstanbul'da yaşamaktan vazgeçmemenizin sebebi nedir? Alıştım çünkü buraya, yani sevdiğim için başka bir yere gitmek istemiyorum yani, bir memlekete. Peki İstanbul'un bu kalabalık oluşu sizi bir anda olsa hiç vazgeçirtti mi? Vazgeçtiriyor mu?
Yo, aslında geçirtmiyor. Özellikle yaşadığım kesim biraz daha kırsal olduğu için kalabalığa biraz açım diyebilirim. Evet, Beykoz gerçekten hem doğa olarak da güzel, yerleşim olarak da güzel bir yer. Ki hiç İstanbul'dan bunaldığınız, sıkıldığınız bir an oldu mu? Evet, genelde oluyor. Genelde oluyor hatta. Mesela Ataköy'den Üsküdar'a gelene kadar bunalmış olabilirsiniz muhtemelen. Metrolarda falan, genel her yerde çok uzun sürüyor her şey. Ulaşım falan da çok sıkıntılı oluyor genelde. Evet. Yo, normalde yani aksiyon yönleri elbette var. Ama bu hiçbir zaman işime bir engel olmadı. Buranın kalabalığı hiçbir zaman sizi yordu mu, bıktınız mı, gitmek istediniz mi buralardan? Yani gitmek istedim ve gidiyorum. Ara ara çekip gidiyorum yani, istesem de istemesem de artık zaten çok kalabalık. Ama kalabalığı seviyorum yani, kimseye bir şey söyleyemem. Bu kalabalık da güzel. Yani şurada oturup insanları seyretmek bana güzel geliyor. Kimseye kızamazsınız geldiği için, burayı tercih ettiği için diye düşünüyorum. Yani yalnız olmak daha kötü olabilirdi değil mi? Yani değişir. Yalnızlığı da çok seviyorum. Ama böyle kendim yalnızken etrafı seyretmeyi seviyorum. Yani kendi penceremden dönüp bakmayı seviyorum. Hani hani insanların içinde yalnız kalmak. Yani kendimi koruyabilmek. Hem insanlara açık olurken aynı zamanda kendimi koruyabilmek. Yani bilmiyorum, güzel ifade edebildim evet, mi? Gayet güzel ifade. O, mutlu oldum. Kalabalık içinde yalnızlık yani. O anı seviyorsunuz biraz. Evet, ama bunu pesimist olarak söylemiyorum yani. Gayet huzurlu o açıdan söylüyorum. Zevk veren bir şey size. Evet, bence de çok güzel. Ana baba da İstanbullu. Siz de 25 yıldır buradasınız. Madem size bir soru soralım. İstanbul'un en güzel özelliği nedir? Ya bence tamamen İstanbul'u aslında birçok şehre göre özgür bir şehir. İstanbul'da istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz de, istediğiniz gibi yani dininizi de istediğiniz gibi yaşayabildiğiniz bir şehir. Örneğin işte şehrimizin birçok dini kültürel yapısı var. Evet. Dindar vatandaşlarımız dilediği gibi bu kültürel özelliklerden faydalanabilirken, atıyorum yani daha farklı gece hayatı olan da bir şehir. Ya yani birçok kültüre hitap ettiği için aslında İstanbul sevilecek bir şehir. Evet. Yani herkes burada aslında yaşayabilir, kendinden bir şey bulabilir yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ya yani ne yapmak istiyorsanız onu yani bulabileceğiniz, yapabileceğiniz her şeyin olduğu bir şehir. Peki İstanbul'un bu yoğunluğu sizi hiç bıktırmıyor mu? Ah keşke İstanbul'da değil de başka bir yerde yaşasam demiyor musunuz? Bazen. Bazen olabilir. Mesela nerede yaşamak isterdiniz İstanbul olmasa? İstanbul olmasa... Ankara falan. Ankara. Ankara da çok kalabalık. Ama kalabalık olmasına rağmen Ankara'da çok fazla insan, karışık insanlar yok. Burada çok fazla nasıl yabancı insan da çok fazla. Her türlü insan var anlamında. Ama Ankara'nın da denizi yok. Olsun. Burası daha güzel ya. Güzelliğe burası güzel ama yaşam şeyine ben Ankara'yı seçiyorum. Hayatımın ilk 14 senesini geçirdiğim Bursa'da. Bursa? Evet, evet. Bursa da büyük bir şehir. Kalabalık mı peki? O kadar kalabalık değil. İstanbul'a nazaran yerleşim alanları daha birbirinden uzak olduğu için böyle kalabalıklar oluşmuyor. Anladım. Peki böyle hiç şey hevesin yok mu? Kırsala yerleşeyim, büyük şehir olmasın falan, o tarz bir isteğin veya arzun oldu mu hiç? Yok, daha çok büyük şehrin dibi olsun istiyorum çünkü kırsalda yaşıyorum zaten. Hareketi seviyorsun evet. Yani. Biraz. Evet, aynen. Özlem duyuyorsun harekete. Evet, açlığım var biraz şehir ortamına. Ege tarafları. Ege tarafları. Evet, ya da... Neden? Ya oralar daha şey böyle hani, insanlar genelde orada tatil yaparlar falan. Daha hem az insan var İstanbul oranla, hem daha güzel yerleri var. İstanbul gibi komple beton değil oralar. O şekilde, o yüzden. Peki İstanbul dışında bir yerde yaşayacak olsaydınız neresi olurdu? Antalya. Neden Antalya? Antalya çünkü genel olarak böyle havası ya hoşuma gidiyor. Genelde hep tatile giderdik oraya. Ve böyle sakinliği ve daha çok rahatlığı hoşuma gidiyor. Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye. Yani... Gezip gördüğüm, daha iyi bildiğim için diğerlerine nazaran Antalya diyebilirim. Peki İstanbul olmasaydı neresi İstanbul olmasını isterdin? Muğla tarafları falan. Ya yurt dışında zaten herkes okey. Ama işte Türkiye'de diyorsanız Ege bölgesi falan yani. Ya Ege'nin böyle daha köylük yerleri mi yoksa merkezi aynen mi? Öyle, aynen öyle. Ya ama buraya çok zıt yani orası o da. Nereye istediğinizi tam bilmiyorsunuz tabii. Hayır yani şu an burada kalmak zorundayım o yüzden. En azından okul için. Hani ondan sonraki hayatta o taraflar daha mantıklı. Bir Easy Turkish bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler de yorumlar kısmında nerede yaşadığınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram ve Patreon linklerimize ulaşabilirsiniz.
Patreon'daki tüm takipçilerimize, Matias'e, Mary'e, Marianne'e, Şavna ve Fabian'a çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.